Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi artık Kıbrıs'a dönmüş bulunmaktayım. Büyük ihtimalle siz biraz geç yüklerim bu videoyu ama siz izlediğinizde de büyük ihtimalle tatiliniz bitmiş olacak. Bu yüzden böyle hazırda Kıbrıs'a dönmüşken valizimde gördüğünüz gibi burada böyle kapalı dururken valizimde ne var adlı bir video yapmaya karar verdim. Bugün şimdi bu videoyu yükleyeceğim. Ya bugün yüklemeyeceğim ama bu videoyu yükleyeceğim. Fakat bu videoyu yükledikten sonra Kıbrıs'tan video atmayacağım. Yani daha önce Türkiye'deyken sizin için eğlenceli videolar çektim. Bu yüzden o videoları atacağım. O yüzden kafanız karışmasın. Yani tatilim bitti, artık Kıbrıs'tayım. Ama biraz siz öncelerden çektiğim videoları da göreceksiniz. Hadi hemen başlayalım. Kamera açısından dolayı biraz üzgünüm ama yapacak bir şey yok. Oda dar olunca doğal olarak ancak valizi buraya koyabildim. Gördüğünüz gibi normal mor renk bir valizim var. Hemen valizi açıyorum. Ha, valizi açmadan önce burada üstünde küçük bir göz var. Bu gözün içinde biraz A4 kağıdı var. Çünkü A4 kağıdına ihtiyacım oluyor. Daha sonra tekrar üniversite sınavına hazırlandığım için birkaç tane bu şekilde deneme kitapçı aldım. Bunlar var. Sonra direkt bu büyük gözü açtığımızda ta-ta! Bir sürü şey var. İlk olarak burada pijamalarımı görüyorsunuz. Polar pijamalar candır. Bunu bayağı bir şey yapmışım. İkinci olarak burada bir kazağım var. Kazak diyordum ben. Burada bir kazı. Ah, yine aynı şey yaptım. Kazak. Bildiğimiz tüylü bir kazak. Kazak gibi bir şey ya da her neyse. Sonra burada böyle bir çantam da olduğunu unutmuştum açıkçası. Şu an şekli bayağı kalmış. Altı çivili bir çanta. Bunu da Koton'dan almıştım geçen sene. Bayağı güzel bir çanta şöyle. Daha sonra burada makyaj çantası olarak kullandığım böyle bir çanta var ve içinde her şey var. Diş fırçası, rolon, deodorant, ne ararsanız. Bunu da bir kenara koyuyorum. Daha sonra burada bildiğiniz normal beyaz bir bornoz var. Sırf buradaki bornozumu yıkamamak için yeni bir bornoz getirdim. Türkiye'den. Daha sonra burada yine başka bir kazağım var. Ve bu valiz bayağı bir dolu. 17 kilo mu ne geldi. Ama işte bir aylık olunca böyle oldu. Daha sonra burada normal gri bir eşofman var. Burada sanırım 4 tane falan pantolon var. Bir tane SWK'den aldığım bir pantolon var. Sonra bir tane daha pantolon. Bir tane burada Oxo'dan aldığım bir pantolon var ki çok beğendim bunu. Aşık oldum bu pantolona. Daha sonra yine normal, şu an tipi kaymış, siyah bir pantolon. Siyah gözükmüyor şu an ama aslında siyah. Siyah bir pantolon var. Daha sonra bir öğrencinin valizinden çıkabilecek en güzel şey bir tava var tabii ki. Aslında burada aslında tavaya ihtiyaç yok diye düşünüyordum. Fakat sonra böyle minik tavalar, ne bileyim böyle böyle nugget falan yapmak için iyi olabilir diye düşünerekten evden bir tava getirdim. Çünkü burada böyle şeyler yok. Ya da çok pahalı falan oluyor. O yüzden. Daha sonra burada kuzenimle, şu an videonun adını hatırlayamıyorum. Dudak okuma yarışması videosunda giydiğim bir bluz var. Bunu da Oxo'dan almıştım ve bunu da çok seviyorum. Sevdim yani, alır almaz. Sonra burada bir kazak var. Bunu da kışlıklarım geldi videosunda görmüş olmanız lazımdı. İzlediyseniz tabii ki. Daha sonra burada bir atlet var, bunu geçiyorum. Sonra burada bir YGS kitabım var gördüğünüz üzere. Bunlar bayağı ağır zaten. Bunlar ağırlık yaptı yani. Normalde 15 kilo götürmem lazımdı ama ben her zaman gibi fazla ödedim. Ama bu sefer 2 kilo fazlaydı yani. Normalde 5-6 kilo fazla olduğu bile oldu daha önce. Çok kötü oluyor. Yani hiç hoş olmuyor. Sonra burada patiklerim var. Bunları çok seviyorum. Ve normalde patik de getirmeyecektim ama bunlar hediye olarak gelmişti bana. Çok yumuşaklar. Ve ayaklarım üşüyor yani. Patik güzel bir şey. O yüzden patik getirmeye karar verdim. Daha sonra burada yine bir öğrencinin çantasından çıkabilecek en güzel şey ıslak mendil. Böyle bir ıslak mendil aldım çünkü hem indirimdeydi hem de ıslak mendili burada sadece bir tanesini 6 liraya mı ne aldım ve çok fena içime oturdu. O yüzden ben de böyle ekonomik bir paket aldım. Daha sonra burada yine bir makyaj çantam var. İsterseniz bir gün de makyaj çantamın içinde ne var diye bir videoda yapabilirim. Eğer istiyorsanız videonun altına lütfen yorum atın.
Böyle bir video şu an aklıma geldi. Daha sonra burada böyle YouTube'la ilgili böyle yazılar falan yazmış işte. Not tuttuğum bir defterim var. Bunu hep yanımda taşıyorum. Şu an anons yapacağım. Daha sonra burada küçük bir paket pamuk görüyoruz. Sonra yine bir öğrencinin çantasından çıkabilecek en güzel şey etimek. Etimeye de aslında etimek biliyor musunuz bilmiyorum ama bu yani etimek diye geçiyor galiba. Biz etimek diyoruz ama adını bilmiyorum. Neyse. Bunlar ya baya böyle işte kızartılmış ekmek bildiğiniz. Ama baya şey böyle üstüne Nutella ya da peynir falan sürdüğünüzde ne bileyim hem doyurucu oluyor hem de yani zararlı bir şey değil kızartılmış ekmek sonuçta ve bayatlamıyor hiçbir şekilde. O yüzden bunları çok seviyorum ve bunu da yemek için getirdim. Ve burada var mı yok mu bilmiyorum o yüzden iki paket aldım. Umarım vardır. Daha sonra bir öğrencinin çantasından çıkabilecek acaba içinde ne var dediğimiz bir şey. Acaba içinde ne olabilir? Hemen bakalım. Tabii ki içinde Nutella var. Çünkü Nutella candır. Nutella var. Çünkü Nutella burada her şey pahalı olduğu için tabii ki Nutella'yı Türkiye'den getirdim. Çünkü iki katı fiyat vermek istemiyorum. Sonra burada kuru şampuan var. Bunu da yeni aldım. Daha bir işte tatile ilk başladığım zaman aldım ve çok beğendim. Yani çok böyle acayip iyi bir etkisi var diyemeyeceğim ama böyle saçınız çok yağlandığında ve böyle söndüğünde falan bunu biraz sıkıp böyle işte talimatlarına göre işte uyguladığınızda falan filan acayip yani şey oluyor. Saçınız kirli gibi olmuyor. Ben konuşurken niye anons yapıyorsunuz ki? Daha sonra yine burada iki tane böyle küçük ıslak mendil var. Bunlara da ihtiyaç var. Bunlar da ucuzları zamanladım. Sonra burada bir poşet var yine. Bunları da poşetliyorum çünkü uçakta patlarsa falan kıyafetlerime gelmesin diye. Ya da kırılırsa falan. Burada da aseton var normal şelalenin. Ve burada Shein'in böyle bordo gibi, şu an gözüküyor mu pek emin değilim ama bordo gibi bir rengi var. Böyle bir oje. Bordo gibi tam olarak çözemedim. Ve cila. Daha sonra çorap falan filan var. Bunları geçiyorum. Sonra burada bir yüz temizleme, göz temizleme, makyaj temizleme kremi. Bu da Avon'un. Ben hep Avon'unkini kullanıyorum. Aslında biraz gözümü yakıyor. Ama yani bilmiyorum Avon'unki güzel çıkarıyor ya. O yüzden biraz gözümü yaksa da bunu kullanıyorum yani. Daha sonra bir tane daha poşet bakalım. Bunlar herhalde. Bunda da gül suyu var. Şu an şekli bayağı kaymış. Ama gül suyunu geçen sefer getirmeyi unutmuşum ve gül suyunun varlığını unuttum. Açıkçası gül suyu kullandım. Normalde ben sabah ve akşamları pamuğa gül suyu döküp suratımı bununla temizliyorum. Çünkü ne bileyim cildi yağlanmadan falan engelliyor. Ayrıca doğal bir şey. O yüzden isterseniz gül suyunu içebilirsiniz. Yani hani niye zarar dokunsun ki? Yani yiyebileceğim bir şeyse suratıma bir zararı dokunmaz diyerekten bunu bu şekilde cildimi temizliyorum. Eğer sizin de cildiniz yağlıysa çok iyi geliyor sabah akşam böyle. Pamukla silmek çok güzel oluyor. Ya daha sonra burada botlarım var. Bunlar da poşetli bir şekilde. Bunları aslında yolculuk esnasında giyecektim ama şu an bayağı şekilleri kaymış ve şöyle göstereyim size. Bunları yolculuk esnasında giyecektim ama havaalanına girerken böyle çiviler ötüyormuş sanırım. O yüzden yani ben daha önce girdim mi girmedim mi hatırlamıyorum çivili ya da demir metalli böyle bir botla ama ayakkabıları çıkartıyorlarmış. O yüzden acayip tırstım ve başka bir bot giydim ve önümdeki bir tane kadın vardı önümde ve çizme giymiş. Fermuarı öttü ve çizmesini çıkartıp kadına çorapla bildiğiniz geçti yani şeyden o güvenlik şeyinden. Ondan sonra çizmesini giydi tekrar yani fena iyi ki giymemişim dedim. İşte bu da böyle bir bottu. Sonra burada geriye bir şey kalmadı yani. Etek falan var. Bunları da gösterebilirim. Şöyle bir tane etek var. Bunu da çok saçma sapan bir yerden çok ucuz bir 10 lira gibi bir fiyata almıştım. Ve bilmiyorum etek aslında çok güzel. Böyle hem yazın hem de kışın giyilebilir gibi bir şey var. Böyle yüksek bel, kloş bir etek. Daha sonra bir tane de burada. Bunu Türkiye'de bulamadım ama buradaki LCY2'de vardı. Şöyle yine kloş gibi ama değil gibi çözemedim. Şu an bayağı kırışmış olan deri bir etek var ve bunu gerçekten fiyatını çok merak etmiştim Türkiye'de ne kadar diye. Çünkü Eastwick'e göre gayet pahalı bir
fiyata aldım bunu. Çok merak etmiştim ama bulamadım Türkiye'de. O yüzden fiyatına bakamadım. Sonra burada yine Oxa'dan aldım. Şöyle üzerinde olalla yazan bir ve bıyık falan olan. Biliyorsunuz bıyıkları seviyorum. Böyle yarım bir tişört var. Bu da çok güzeldi. Bu yüzden aldım. Yani tişörte ihtiyacım yok ama aldım. Sonra burada tatil boyunca hiç giymediğim, boş boşuna götürdüm ve boş boşuna ağırlık yapan bir tane böyle düz, burada kotondan aldım ve şu an acayip kırışık gözüken bir önü kısa arkası uzun normal bir bluz giyim size. Sonra bir öğrencinin valizinden çıkabilecek en güzel şey tabii ki bunlar. Bunlar tahta çubuklar. Yemek yapmak için tabii ki. Ve bunları da böyle şeylerim yoktu çünkü yemekhaneden yediğim için. Sonradan anladım ki bazen canım yemekhaneden yemek istemiyor ya da yemekleri kötü oluyor ve aç kalıyorum. Dışarıdan da söylemek istemiyorum. Bu yüzden böyle şeyler işte ne bileyim böyle işte hazır makarnaları falan var ya böyle suda pişirilen falan. O tarz şeyler için böyle şey aldım. Aslında bir tane almıştım ama birisi valizime bir tane daha koymuş. Kim olabilir acaba? Devam edelim. Son olarak burada biraz aşağılarda saçma sapan şeyler var. Çorap falan onları göstermeye gerek yok sanırım. Son olarak da burada bir kitap var. Bunu bir ikinci el kitapçıdan aldım ve böyle İngilizce okumayı hızlandıran, yani kitabı veren de baya güzel resim yapıyormuş. Neyse. okumayı hızlandıran falan böyle tarzda bir kitap daha başlamadım. Merak ediyorum böyle etkinlikler falan var anladığım kadarıyla içinde. Bu da böyle yazılar yazıyor. Bu şekilde. Bunlar işte İngilizce okumayı hızlandırıyormuş. Bakalım benimkini hızlandıracak mı? Bu şekilde valizin şu kısmı acayip kötü gözüküyor. Ve çok dolu. O yüzden o kısmını açmayacağım ama oradaki fileli bir kısım var. Fileli kısmında da işte günlüğüm falan var yani ve garip bir şey, ilaç falan var yani saçma sapan şeyler var. O yüzden orayı göstermiyorum. Bir de yani bir bu valizim vardı. Çok fena macera yaşadım her zamanki gibi. Bir bu valizim vardı. Sonra elimde buradan yorgan almak istemedim. Türkiye'den alayım dedim. Bir tane poşetle yorganın da böyle normalde çantalı falan verirler ya. Ama bana çantalı vermediler tabii ki. Sanırım tek kişilik olduğu için. Poşet yani poşeti var tabii ki ama böyle çanta şeklinde değil yorganın. Onu bir çantaya koydular. Sonra işte kocaman bir yorgan. Sonra bir kolumda kocaman benim çantam. İşte ondan sonra bir işte çantam. Fotoğraf makinesinin çantası. Bilgisayarımın çantası. Ondan sonra bir elimde yorgan. Bir elimde de bu. Nasıl gittim size anlatamam yani. Çok iğrençti açıkçası. Zaten uçağa bindim. Bir tek valizi verdim. Diğerlerini el bagajı olarak kullanacağım. O kadar dolu ve yani yorganım o kadar büyük. Bir de elimde ayrıca mont falan vardı. Böyle insanlara çarpa çarpa geçtim böyle uçağın içindeyken. Bayağı küfür yemiş olabilirim yani. Fenaydı. Ama sonuç olarak yani bayağı macera yaşadım aslında. Ama yine de sonuç olarak buradayım yani nihayet gelebildim. O yüzden yani mutluyum. Sonuç olarak itiraf etmem gerekirse Kıbrıs'ı özlememişim ama yurt odamı özlemişim açıkçası. Bu yüzden şu an suratımı göremiyorsunuz ama konuşuyorum çünkü şu an sobamı görüyorsunuz. Bu da bir soba. Isınıyorum. Soğuk biraz bugün. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, ayrıca diğer videolarımı da kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.